En sık sorulan sorulardan bir tanesi bu düşük tekrarlar mı? Düşük 2 ya da 3 kez olursa biz buna tekrarlayan gebelik kaybı adını veriyoruz. Literatürümüzde de 2 ya da 3 kezden fazla üst üste olan düşük varsa tekrarlayan gebelik kaybı diyoruz. Genellikle tekrarlayan gebelik kaybının en önemli nedeni kromozomal bozukluklardır. Ancak düşükler çok sık tekrarlamazlar. Yani düşük bir kez oldu, bir kez daha düşük yapar mıyım sorusunun cevabı hayır. Tekrarlayan gebelik kaybını çok sık görmüyoruz. Tekrarlayan gebelik kaybının altında çok ciddi nedenler var şeklindedir. Tedavi sürecinde neler yapılabilir? Görülmüş ki gebeliklerin genellikle %15 ile %25'i düşükle sonuçlanmaktadır. Yani her 4-6 gebe kadından bir tanesi düşük yapar. Biz buna kimyasal gebelik dediğimiz, sadece gebelik testinin pozitif olduğu ama bebeğin gebelik ürününün ultrason ile gösterilemediği olgulardan katacak olursak düşük oranı %45-%60'a kadar çıkar. Bu da hep iki gebelikte bir tanesinin düşük ile sonuçlandığı anlamına gelir. Yani bu öyle bir süreçtir ki aslında bir doğanın koruma sürecidir. Bozuk, hatalı ürünler düşük ile sona erdirilerek doğa gebeliği ve doğacak çocuğu koruma altına alır. Bu açıdan çoğu zaman düşük korkulacak bir olay da değildir. Düşünün ki hatalı bir çocuk ya da kromozoma anormalliği yaşamla bağdaşmayacak bir çocuk gebelik ürünü ortaya çıkmıştır. Hatalı bir ürün söz konusudur ve bu düşükle sonuçlanır. Yani çoğu zaman bir doğa kendini koruma altına alır ve düşükle sonuçlanır. Düşük oldukça sık ya da yüksek oranda görülen bir olaydır. O yüzden düşüklerle ilgili olarak çok sık ya da çok endişeli davranmıyoruz. Bir düşük sonrası kadının normal bir gebelik elde etme olasılığı oldukça yüksektir. Eğer normal doğum yapan bir kadın bir düşük yapmışsa bunun bir sonraki gebeliğinin düşük olmama, normal olma ihtimali ise %60-%70 oranında yüksektir. Özellikle tekrarlayan gebelik kaybı varsa hastanın, yani 2 ya da 3 ardışık düşük söz konusu ise genetik inceleme mutlaka yapılmalıdır. Genetik inceleme kime yapılmalıdır? Özellikle düşük materyaline mutlaka genetik inceleme yapılmalıdır. Daha sonra da anne ve babanın genetik incelemesi de yapılmalıdır.